Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Değerli öğrenciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet. Durusul lugha arabiyye li gayrin natiqina biha. Arapça öğretim setinin 3. ciltin 14. dersine geldik. Eddersur Rabi'u Aşara. Evet, 14. ders. Yine karşılıklı bir konuşma var. Konuşmayı okuyalım, açıklayalım. Hişamun emmucemün hâdâ ya fadileti şeyhi. Ey faziletli şeyh, bu bir sözlük müdür? Naam, hâdâ mucemün medresiyyün. Bu okul sözlüğüdür. Bu bir okul sözlüğüdür. İza eratte en teşteriye, eğer satın almak istersen, istediğin zaman, mucemen, bir sözlük satın almak istersen, feşteri hada, bunu satın al. Bunu satın al. Fe innehu, muhakkak ki o, müfidün cidden, çok faydalıdır. Evet. Ya üstadu, ey öğretmenim, gulte, sen dedin ki, mucemün medresiyyün, okul sözlüğü. Medresiyün kelimesi mensubun ila medresetin, medrese kelimesine nispet mi edilmiştir? Ve izâ kânel emru kezâlik, eğer emir, durum böyle ise, şayet durum böyle ise, fe eyne te'uha, medresetün kelimesinin te'si nerededir? Ne'am, hüve mensubun ila medresetin, evet, medresiyün, medresetün kelimesine nispet edilmiştir. İza nesebte ila ismin mehtumun bite'iddeniz, sonunda müenneslik tesi olan, sonunda müenneslik tesiyle biten bir isme nispet ettiğin zaman, hazefte te'e, sonundaki te'yi silersin. Ve iza nesebte ila Mekke'te, mesela Mekke kelimesine nispet ettiğin zaman, mesela gulte, dersin ki Mekkiyün, kapalı te'yi silersin, Mekkiyün dersin. Efehimte, anladın mı? Ne'am, cezakallahu. Evet, Allah razı olsun, anladım. Yedhulul murakibu, murakip içeri giriyor. Elem ye'til Hüseyin'ü, Hüseyin gelmedi mi? Ne'am. Lemma ye'ti, henüz gelmedi. İza ca'e, geldiği zaman, fekul lehu, ona de ki, ye'tini fi mektebi, benim büroma gelsin. Fe inne lehu bergiyeten, muhakkak ki onun için bir telgraf var. Eyne İbrahim'u, İbrahim nerededir? İbrahim nerededir? Eteahharal yevme eydan, yine bugün gecikti mi? Ki adetihi, adeti gibi, adeti üzere bugün de gecikti mi? İza ca'e geldiği zaman, fela tesmeh lehu, ona müsaade etme, bidduhuli, sınıfa girmesine müsaade etme, vel yezeb ilel müdiri, müdüre gitsin. İnşallahu, inşallah. Yahrucul murakibu, murakip çıkıyor, sınıftan çıkıyor. Ya Hişamu, ey Hişam, ikra'il ayetel varidete fid dersi, derste gelen ayeti oku. Badel istiazeti, istiaze çektikten sonra, yani e'udu billahi mineşşeytanirracim dedikten sonra o ayeti okuyor. Ve idâ se'eleke ibadî, ve idâ se'eleke, sana sorduğu zaman, ibadî, kullarım, anni, benden, sana sorduğu zaman, fe inni garibun, ben onlara yakınım. İkra'il ehadîfel varidete fid dersi ya Eba Bekir. Ey Ebu Bekir, derste gelmiş olan hadisleri oku. El hadisül evvelü, birinci hadis. An Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. Enne Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme gale, Allah'ın elçisi şöyle dedi. İza ca'e, geldiği zaman, Ramadanu, Ramazan ayı geldiği zaman, futihat evvabul cenneti,
cennet kapıları açılır. Cennet kapıları açılır. Müttefekun aleyhi hadisi Buhari ve Müslim ittifak ederek tahric etmişlerdir. El hadisü saniyü, ikinci hadis. Gale Ebu Berzete, Ebu Berze dedi ki Semi'tü, işittim. Eba Musa, Musa'nın babasını işittim. Miraran, tekrar tekrar işittim. Yegulü şöyle diyordu. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisi şöyle demiştir. İza meridel abdu, kul hastalandığı zaman, ev safera veya yolculuk ettiği zaman, kutibe yazılır, lehu onun için, mislü makâne yâmelü mugîmen, mukim iken, yolcu olmadığı zaman yaptığı amellerin bir benzeri sevabı yazılır. Evet, mukimen sahihan, sağlıklı ve mukim iken yaptığı amellerin bir benzeri sevabı ona yazılır. Ravahul Buhari'yi, Buhari bu hadisi rivayet etmiştir. Bu hadisten şunu anlamalıyız sevgili öğrenciler. Demek ki bir Müslüman mesela Allah'ı zikretmeye alışırsa, dilini alıştırırsa veya Kur'an-ı Kerim'i okumaya daima devam edersen, diyelim ki günde her gün 5 sayfa Kur'an okuyor, her gün 100'er defa çeşitli tesbihatı yapıyor ve bu Müslüman hayatı boyunca sürekli bunu yapmaktadır. Bir gün hastalanırsa veyahut da yolculuğa çıkarsa ve hastalandığı için veya yolculukta olduğu için bu yaptığı ibadetleri, zikri yapamazsa, işte bu hadisin bize ifade ettiği mana, hastalandığında ve yolculuğa çıktığında yapamasa da bu zikirlerin, bu efendim Kur'an-ı Kerim okumasının sevabı yine o günlerde de o insana, o Müslümana ne yapılır? Sevabı yazılır. Gerçekten çok güzel bir şey. Evet. El hadis-i salisu, üçüncü hadisi okuyoruz. An Ebi Said'in el-Hudriyi, Ebu Said'in el-Hudriyi'den rivayet ediliyor. Radıyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kale, muhakkak ki Allah'ın elçisi şöyle demiştir. İza semi'tümün nidâe, buradaki nidâden kasıt ezan. Ezanı işittiğiniz zaman, ezanı okunurken işittiğiniz zaman ne yapın? Fegûlû deyiniz. Misle mâ yegûlül müezzinü. Müezzinin söylediği sözleri içinizden siz de aynısını söyleyiniz. Mesela müezzin başladı ezan okumaya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz de içimizden Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ne yapmalıyız? Ezanın sonuna kadar tekrar etmeliyiz. Bu gerçekten faziletli ve sevaplı bir nedir? İbadettir. Müttefekun aleyhi. Evet, bu hadisi Buhari ve Müslim ne yapmıştır? İttifak ederek kitaplarında rivayet etmişlerdir. Yüsme'u işitiliyor. Savtul utası, evet, bir hapşırma sesi işitiliyor. Menil atısu, hapşıran kimdir diye soruluyor. Hapşıran kimdir? Evet, ene, Abdülhadi, ene, benim diyor. Ya Abdülhadi, ey Abdülhadi, ida ataste tahmidillâhe, hapşırdığın zaman Allah'a hamd et. Gale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İza atase ehadukum, sizden biriniz hapşırdığı zaman, sizden biriniz evet, sizden biriniz hapşırdığı zaman felyekul desin elhamdülillahi, Allah'a hamd olsun, hamd Allah'adır desin, elhamdülillah desin. Velyekul lehu ehuhu, kardeşi de, Müslüman kardeşi de onun için, ev sahibuhu veya arkadaşı, yerhamukallah, Allah sana rahmet etsin, Allah sana rahmetiyle muamele etsin diye ona dua etsin. Ve idâ gâle lehu yerhamukallah, evet, arkadaşı veya Müslüman kardeşi ona yerhamukallah dediği zaman felyekul, o da, o hapşıran kişi de cevap olarak ona yehtikumullahu, Allah sana hidayet versin,
ve yuslihu baleküm ve senin durumunu düzeltsin, ıslah etsin diye ona dua etsin diyor. Ravahul Buhari'yi bu hadisi Buhari'yi rivayet etmiştir. Herhalde anlaşıldı. Evet. Alıştırmalara geçiyorum. Ecip anil esiletil atiyeti aşağıdaki sorulara cevap veriniz. Birinci soru şöyle sevgili gençler. Ammen se'elel murakibu. Murakip kimi sormuştur? Murakip kimi sormuştur? Evet, murakip kimi sormuştu? Se'elel murakibu anil Hüseyin'i. Murakip Hüseyin'i sordu. Evet, ikinci soru. İkinci soru. Mâdâ gâlel murakibu lil müderrisi. Murakip öğretmene ne dedi? Bin nispeti ila İbrahim'e, İbrahim'e nispetle İbrahim için öğretmene ne dedi? Ne dedi? Etaakharal yevme ki adetihi, yani adeti olduğu üzere yine gecikti mi? İza ca'e fela tesmah lehu bidduhuli, geldiği zaman ona girmesine izin verme. Vel yezeb ilel müdiri, müdüre gitsin demişti. Evet. Men illedi atase, hapşıran kimdir? Üçüncü soru. Men illedi atase, atase Abdülhadi. Abdülhadi ne yapmıştır? Hapşırmıştır. E hamidallaha badel utasi, hapşırdıktan sonra Allah'a hamd etti mi? Ne am? Hamidallaha badel utasi. Evet. Hapşırdıktan sonra Allah'a hamd etmiştir. Evet. Sevgili öğrenciler, burada yeni bir kuralı ifade ediyoruz. İza, bu derste geçen İza, zarfun, bir zarftır. Tedammene mane şart, şart manasını ifade ediyor, içeriyor. İza, zarf. Tedhulu galiben alel fiilil mazi. Genelde İza, mazi fiilin başına gelir. Fe tuhavviluhu fil mana ilel müstakbel. Ve o cümlenin manasını, mazi fiilin manasını müstakbele, yani geleceğe çevirir. Örnekle daha güzel anlayacağız. Lütfen dikkat edelim. Nahvu. İza ca'e ramadanu, Ramazan geldiği zaman, geldiğinde futihat, açılır. Evvabul cenneti, cennetin kapıları açılır. Dikkat ederseniz bakın, İza ca'e ramadanu, bu cümle şarttır. Ramazan geldiği zaman ne olur? Cevabı şart, bu şartın cevabı futihat evvabul cenneti, cennet kapıları açılır. Herhalde anlaşıldı. Ve kad tedhulu alel mudari. Evet, İza muzari'nin başına da girebilir, gelebilir. Ve kezalike yecuzu en yekune cevabu şart, yine şartın cevabının olması caizdir. Fiilen mudari'an, muzari bir fiil olması caizdir. Kema fi kavli şair, şairin şu sözünde olduğu gibi. Evet. Ben nefsü ragibetün, insanın nefsi ister, istek duyar. İza ragabteha, sen onu isteklendirirsen, arzulandırırsan. Ve iza turaddu ila galilin, eğer sen az yemeye alıştırırsan nefsi, ne olur? Takna'u, ikna olur. Yani kanaat getirir. Kanaat getirir. Aza alışır. İnsanın nefsi bu şekilde. Nefsi neye alıştırırsak ona ne yapar? Uyar. Evet. Başka bir hususu daha açıklayalım burada. Lütfen dikkat edin. Yecibu iktiranu cevabı şart. Şartın cevabının bitişmesi gerekir. Bil fe, fe ile bitişmesi gerekir. Fi mevadi minha. Evet. Şu konularda, şu hususlarda şartın cevabının başına fe gelmesi gerekir. Birincisi, en yekunel cevabu, eğer cevap cümleten ismiyeten, isim cümlesi ise, nahvu, örnek, ve idâ se'eleke ibadî, eğer kullarım sana, benden, anni sorarlarsa, fe inni garibun, bakın burada ne yaptı? İsim cümlesi olarak geldi. Fe inni mübteda garibun haber. Evet, ve başına da, cümlenin başına da fe geldi, dikkat ederseniz. Birincisi bu. İkincisi, ikinci olarak
En yekun el cevabu fiilen talebiyyen. Eğer fiil cevapta talebi bir fiilse ve min enva'i talep, talebin çeşitleri de emir, el emru ve nehyu nehi ve istifham soru. Bunlar talep çeşitleridir. Bunu örnekle şöyle açıklayabiliriz. Nahvu İza ra'ayte hamiden, hamidi gördüğün zaman fes'elhu, onu ona sor. Bakın F geldi. Fes'elhu, ona sor. An mev'idi seferi, evet, yolculuğun zamanı hakkında ona sor. Dolayısıyla burada talep var. Emir fiili var. Ve bu emir fiilinin başına F gelmiştir. Evet. Başka bir örnek. İza vecette el-marida, hastayı bulduğun zaman, naimen, uyuyor bulduğun zaman, fela tuqizhu, onu uyandırma. Bakın burada nehi var ve fela tuqizhu, onu uyandırma ve başına naime gelmiştir, fe gelmiştir. Evet, başka bir örnek. İza ra'aytu bilalen, ben Bilal'i gördüğüm zaman, femada egulu lehu, ona ne söyleyeyim, ne diyeyim? Bakın yine burada cümlenin başına ne gelmiştir? F gelmiştir. Evet. Ayyini şarta ve cevabe şart. Şartı ve şartın cevabını belirtiniz. Fima yettiği gelen cümlelerde. Ve idakenel cevabı mukterinen bilse, cevabın başında F varsa, fezkur sebebe zalike, bunun sebebini de zikrediniz diyor. Evet. Birinci cümleye bakalım. Gale Teala bir ayeti kerime Allah Teala şöyle buyurdu. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, idâ gumtum ile salati, bakın burada bir şart var. İdâ gumtum ile salati, namaza kalktığınız zaman, evet, cevap ne yapın diyor. Fâsilû, bakın talep var. Fâsilû fe gelmiş. Fâsilû vucûhekum, yüzlerinizi yıkayınız. Ve eydiyekum, ellerinizi yıkayınız. İlel merafika, dirseklere kadar. Vemsehu ve mesediniz. Bir ruusikum, başınızı mesediniz. Ve erculekum ilel kâbeyni, ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayınız. İkinci ayete bakıyoruz. Kale Teala ve idâ merittu, hastalandığım zaman, ben hastalandığımda fehüve yeşfîni. Evet. Dikkat ederseniz isim cümlesi gelmiş cevabın, şartın cevabı olarak ve bundan dolayı da fe başına gelmiş cümlenin başına. Fehu yeşfini, o bana şifa verir. Allah bana şifa verir. Yeşfini. Evet. Gale Teala ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey inananlar, idâ nudiye lissalâti min yevmil cumaati, cuma günü namaz için çağrıldığı zaman, yani ezan okunduğu zaman, fes'av, bakın cevap, şartın cevabı, fes'av, koşunuz, ila zikrillahi, Allah'ı zikretmeye koşunuz, ve zerul bey'i, alışverişi terk ediniz. Evet, burada cevaba ne yaptı? Talep olduğu için F geldi. Dördüncüyü okuyoruz. İza dehale ehadukumul mescide, bu bir hadistir. Sizden biriniz mescide girdiği zaman şart. Ne yapsın? Felyekah, rekateyni, iki rekat namaz kılsın. Kable en yeclise, oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Bu namaza ne diyoruz? Tahiyyetül mescid diyoruz. Tahiyyetül mescid namazı iki rekat. Camiye girdiğimiz zaman kerahat vakti değilse iki rekat namaz kılmamız nedir? Peygamberimizin sünnetidir. Evet, beşinciyi okuyorum. Kale Teala fîdâ câe eceluhum, onların ecelleri geldiği zaman, ölüm vakti geldiği zaman, la yestehirûne saaten, bir saat gecikmez, ve la yestakdimûn, bir saat ileri de alınmaz. Evet. İdâ şeribel kelbu fî inâi ahadikum, sizin inâ kap demek, sizin kaplarınızdan birinde köpek içtiği zaman, bir şey içtiği zaman ne yapın? Felyasilhu seb'an, 7 defa o kabı yıkasın. Yani o kabın sahibi köpek içtiği için 7 defa o kabı yıkasın. Bu hadis de bize şunu
ifade ediyor. Demek ki köpeğin salyasında bir takım mikroplar vardır. Dolayısıyla o mikroplar ancak o kabın 7 defa yıkanmasıyla ne yapabilir? Yok olabilir. Bundan dolayı da Peygamber Efendimiz böyle bir olay karşısında 7 defa o kabı yıkamayı ne yapıyor? Emrediyor. Evet. İza semi'tum bitta'uni fi ardın. Evet, bir yerde, bir ülkede veba hastalığının girdiğini, olduğunu işittiğiniz zaman, yani bir ülkede veba hastalığı, bulaşıcı bir hastalığın olduğunu işittiğiniz zaman فَلَا تَدْخُلُوهَا, o ülkeye, o beldeye, o şehre, o köye, o kasabaya girmeyiniz. وَاِذَا وَقَا بِعَرْضٍ, bir yerde, bir şehirde böyle bir salgın çıktığı zaman وَاَنْتُمْ بِهَا, siz o ülkede iseniz فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا, oradan çıkmayınız. Evet, günümüzde biliyorsunuz dünyayı koronavirüsü yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla işte bu hadis, Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçen bu hadis, Peygamber Efendimiz'in bu olay karşısında Müslümanların ne yapması gerektiğini çok güzel bir şekilde ne yapıyor? İfade ediyor. İşte bu da Peygamber Efendimiz'in gerçekten hak bir peygamber olduğunu bize ne yapıyor? Gösteriyor. Gerçekten böyle bir olay karşısında nasıl davranmamız gerektiğini 14 asır önce Peygamber Efendimiz bize ne yapmış? Açıklamış. Evet. 8.'yi okuyorum. Yine bir hadis-i şerif. Ve idâ ne'ase ahadukum fissalâti, namazda biriniz esnediği zaman fel yenem, uyusun hatta ya'leme mâ yakra'u, ne okuduğunu bilinceye kadar uyusun, dinlensin, ondan sonra namaz kılsın diyor. Çünkü uykulu uykulu eğer insan namaz kılarsa namazda okuduğu ayetleri şaşırabilir ve ayetlerin tamamen mana olarak ters şeyler söyleyebilir ve namazı bozulur. Hatta insanın küfre girmesine bile sebep olabilir. Dolayısıyla böyle uykulu uykulu namaz kılmak nedir? Caiz değildir. Evet. Başka bir hadis şöyle. İza ugimet es-salatu, evet, namaz için ikame, kamet getirildiği zaman fela salate illel mektubetu. Evet, namaz için kamet edildiği zaman sadece farz namazı ne yapılır? Kılınır. Artık sünnet olan, nafile olan namazlar bırakılır ve imama uyulur ve imamla birlikte farz olan namaz kılınır. Evet, böylece bu hadisleri açıklamış olduk. Onuncusu, gâle şairu, şair şöyle demiştir. İzâ lem testatî şey'en, eğer bir şeye gücün yetmezse fedâhu, onu bırak, gücün yetmiyorsa onu bırak. Ve câvizhu ilâ mâ testatî, gücün yettiği şeye yönel. Gücün yettiği şeyi yap. Evet, 11.'si gâle şevkî fî methin nebiyyi, şevkî adındaki şair, Arap şairi Peygamber Efendimiz'i övmek için şöyle demiştir. Ve izâ rahimte, eğer sen merhamet edersen fe ente ümmün ev ebun, sen bizim annemiz ve babamız gibisin. Sen bizim annemiz ve babamız gibisin. Dolayısıyla sen bize merhamet edersin, şefkat edersin diyerek Peygamber Efendimiz'i bu şekilde övmüş. Evet. Edhil izâ fi cümleteyni alâ en yekûne cevâbuhâ hâliyen minel fe. Evet, iki cümlede idâ edatını kullanınız diyor ve cevabında fe olmasın. İki cümle kuracağız ve cevabında fe olmayacak. Edhil idâ fî erba'i cümelin, dört tane cümle kurunuz ve izâ olsun cümlelerde. Alâ en yekûnel cevâbu, cevabında şunlar olsun. Birincide fil ula cümleten ismiyeten, birincide şartın cevabı isim cümlesi olsun. İkincide fiilü emir fiili olsun. Üçüncüde fiilen mudari'an, muzari fiil olsun. Muhterinen bilamil emir, emir lamı mevcut olsun. Dördüncüde de fiilen mudari'an, muzari fiil olsun. Cevapta muhterinen billa ennahiye, la unnahiye olsun. Evet, bunları ödev olarak deftere yapıyoruz. Böylece bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili öğrenciler. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
Lillahi Teala'l Fatiha.